Çünkü oraya bakmak. Merhabalar, Yurttaş Postası'ndan merhaba diyorum. Bu hafta doçent doktor Evren Balta konuğum. Evren hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Konu başlığımız anayasa nasıl yapılmaz? Evet, aslında tam da anayasa yaptıktan sonraki gün bunu konuşuyoruz. Anayasa yapmadık daha. Yapmadık. Evet. Referandumu bitirdik. Şimdi niye hani anayasa nasıl yapılmazdan başladık, biraz ondan bahsedeyim tamam. istiyorum. Çünkü yani anayasa nasıl yapılırı çok konuştuk. Ve bütün bu 10 yıllık hani bu anayasanın gündemimizde olması da yeni bir sivil anayasanın gündemimizde olması öyle birkaç yıllık bir mesele değil. Yaklaşık 10 yıldır aslında yeni bir anayasa ihtiyacını konuşuyoruz. Ve çok süreçler yaşandı. En sonunda geldiğimiz noktada bir anayasa değişikliği süreci geçirdik. Ve sonrasında da bu referandum da oylamaya sunuldu. Ama bu anayasa süreci, hani bu anayasa değişikliği süreci tam da işte anayasa nasıl yapılmaz dediğimiz o şeylerin hepsinin içine barındırıyordu. Yani hani mesela anayasa katılımcı yapılır dedik, şeffaf yapılır dedik, şöyle yapılır, böyle yapılır. Daha hani meclisteki aşamalarından itibaren bunların hiçbirisi yapılmadı. O yüzden diyorum yani sen siyaset bilimi öğretim üyesi olarak hem de karşılaştırmazlı siyaset okutan birisi olarak sence anayasa nasıl yapılırdı ve ya da nasıl yapılmadı? Ya aslında sanırım bunu hani sadece son 10 yıldır değil neredeyse Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri anayasa nasıl yapılamazın örneklerini görüyoruz. Sadece bu süreçte değil 1924, 60, 80 bütün anayasalarda bizim bu son 10-20 yıldır konuştuğumuz demokratik, şeffaf ve sivil anayasa yapma süreçlerinin hiçbir izine rastlayamıyoruz aslında. Nasıl anayasa yapılır? Onu zaten hani şimdi söyledik. Demokratik bir anayasa yapılması lazım. Elitlerin tepeden ki elitlerin birbirleriyle anlaştıkları bir anayasa değil. Aslında geniş halk katılımının olduğu, bütün farklı toplumsal kesimlerin kendi seslerini duyduğu, kendi varlıklarını güvence altına alabilecekleri, toplumdaki dağıtıma dair çatışmaların adaletli bir biçimde çözülebileceği, devlet toplum arasındaki ilişkinin baskıcı devlet otoritesinden yana değil, aslında vatandaşı koruyucu, temel hak ve özgürlükleri koruyucu bir biçimde düzenlendiği bir anayasa aslında bizim neredeyse 80 anayasası %92 çoğunlukla, büyük bir çoğunlukla onaylandığından beri hep gündemimizdeydi. Özellikle 90'lı yılların başından beri gündemimizdeydi. Ben hatırlıyorum 90'lı yıllarda. Elbette ki 2002'den sonra bu daha da fazla gündemimize geldi ama 90'lı yıllarda işte sivil bir anayasa nasıl olmalı, çeşitli yurttaş inisiyatifleri, 12 Eylül Anayasası'nı yeniden yazalım, bunu konuşalım. Yaklaşık biz bakarsanız 90 yani 25 yıldır bu 1982 Anayasası'nı, 12 Eylül'ün bize getirdiği 1982 Anayasası'nı nasıl demokratik, şeffaf, sivil bir anayasaya çeviririz onu konuşuyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta tabii o açıdan aslında yani bütün her şeyi bir kenara bırakırsak bu 25 yıllık birikimin tam tersi. Yani muhtemelen sen de bu sivil anayasa yapma süreçlerinin, demokratik anayasa yapma süreçlerinin hepimiz gibi bir biçimde içinde oldun. Yani gerçekten karşı karşıya bulunduğumuz şey bizim sözümüzün ve sesimizin ya da farklı toplumsal kesimlerin hiçbir biçimde danışılmadığı, o anayasa yapma sürecinin içerisine alınmadığı, bırakın sivil kesimleri parlamentonun bile aslında bir biçimde anayasa yapma sürecinin dışında bırakıldığı. Benim ilginç bulduğum şey aslında tam da hani dedin ya içlerinde yer aldın. Yani bu anayasanın nasıl yapılacağını konuşan evet. ve bunun olmazsa olmaz şartlarını herkesin kendisini içinde hissettiği, bütün evet. hani kimsenin dışlanmadığı bir anayasa yapım sürecinden bahseden insanların tam da şimdiki dönemde hani eski o bahsettiğin işte 1924'ten bu yanaki bütün anayasalardaki en temel şey olan hani biz bunu yaptık, bu bir emirdir ve sen de buna uy, mutlu ol, hatta bir de bundan mutlu ol tarzı bir şeyle. Ya biz sizin için çok iyi bir sistem getiriyoruz. Siz zaten iyi hissedeceksiniz. Merak etmeyin hani onun içeriğinin ne kadar önemli olduğunu. Bir geldiğinde bütün sorunlarınızı çözecek gibi bir üstencilikle ve üstelik mesela hani dedin ya elitler meselesi. Yani elit
üstencilik sadece hani yaşanılan veya yapan kişilerin şeyle onunla mı ilgili? Hayır. Yani hani bunu mesela diyelim mecliste diğer bazı parti mesela HDP'nin vekillerinin tutuklandığı bir ortamda veya işte bak sıkıcı bir ortamda yapıldığında bunu sadece işte şey yaptı, milletvekilleri yaptı diye bunlar elit olmadılar mı yani? Mesela evet. Halk bunu ne kadar içinde yer aldı? Gece yaraları yapıldı o görüşmeler. Evet. Yani tabii ki orada hani zaten mesele üstten mi aşağıdan mı meselesine göndermede bulunarak ben aslında siyasal elitler dedim. Bir biçimde siyaseti profesyonel olarak yapan aktörlerin aslında ve onların da hepsinin ve tamamının değil bu son anayasa değişikliği örneğinde gördüğümüz gibi anayasa yapım sürecine katılmış oldukları bir ortamdan bahsediyoruz. Şimdi mesela ilk aslında anayasa tartışmalarında biz son 20 yıldır hep anayasanın yapım sürecinin en az anayasanın kendisi kadar önemli olduğunu çok konuştuk. Yani dedik ki aslında anayasa yapım sürecini açmazsak, dahil edici bir anayasa yapmazsak bu yine bu toplumun çatışmalarını çözmeye muktedir bir anayasa olmayacak. Yine çökecek. Yine bir takım kesimler kendilerini temsil edilmiyor hissedecekler. Bir takım kesimler dışarıda bırakılmış hissedecekler. Dolayısıyla bizim anayasa yapmak için gerçek bir konsensusa ihtiyacımız var. Yani toplumsal bir konsensusa, farklı sosyoloji, toplumsal grupların dahil edildiği, kadınların vesaire, her tür etnik, dinsel, mezhepsel kimliklerin dahil edildiği, onların eşit özneler olarak yer aldığı bir anayasa yapım sürecine, bir diyalog sürecine ihtiyacımız var. Aslında o diyalog sürecinin kendisi ve onun çıkardığı o üstün diyeyim ya da kutsal döküman bir toplum sözleşmesi olarak bu toplumu tam da bir arada tutabilecek bir şey olduğunu hep söyledik. Nitekim mesela anayasaların hayat ne kadar hayatta kaldıklarına bakan araştırmacılar görüyorlar ki bu tarzda yapılan anayasaların ömrü uzun. Hem de toplumsal çatışmaları azaltma, toplumun bir arada kalmasını sağlama, içeriğinden bağımsız, tamamen yani parlamenter sistem mi, başkanlık sistemi mi bunu tartışmıyorum bile. İçeriğinden bağımsız olarak aslında anayasa yapım sürecinin bir koalisyona dayandığı, daha katılımcı bir süreç sonrasında ortaya çıktığı durumlarda anayasanın hem bu dağıtım çatışmalarını, hem toplumdaki farklı gruplar arasındaki çatışmalarını çözme olasılığı yüksek, hem de hayat süresi uzun. Ortalama anayasaların yaşam süresi 18 yıl civarında. Yani işte ne bileyim Amerikan anayasası gibi çok uzun yıllar yaşamış, çok az değişikliğe uğramış anayasalar da var. Ama genellikle anayasalar 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl sonra ya bir değişikliğe, büyük bir değişikliğe gidiyor ya da aslında anayasa yeniden yazılıyor. Çünkü ortaya çıkan yeni toplumsal çatışmaları anayasa tutamıyor. Şimdi bu anayasada hani bir vatandaşlık kurgusundan da bahsediliyor. Yani aslında hı hı. eşit bir vatandaşlıktan veya bir arada yaşama hı hı. ortak hı hı. belgesinden olarak da görülüyor anayasa. Yani bu zaten aslında şu andaki işte bu katılımcı olmaması veya işte hı hı. bazı kesimlerin kendi dışında hissetmesi hı hı. tam da o eski anayasalarda bundan kaynaklanmıştı. Yani hani vatandaşlık hı hı. kurgusu yapılırken veya bir yurttaşlık kurgusu yapılırken ve tepeden inme bir şekilde yapılırken bir dayatmayla yapılmış olması veya yani vatandaşlığın haklar üzerine değil aslında hı hı. ödevler üzerine yapılıyor olmasıydı. Ve o ödevler işte o zaman bambaşkaydı, şimdi bambaşka bir ödev var. Yani yine mesela bu tartışmayı da biz özgürlükler üzerinden, demokrasi üzerinden değil, sistemin güvenliği, sistemin istikrarı üzerine konuştuk. Yani hani burada da mesela asıl meselelerden bir tanesi de bu değil miydi sence? Yani zaten şimdi ben yine son 20 yıl ki sivil anayasa, sivil demokratik anayasa yapım tartışmalarını düşünüyorum. Şimdi hemen bütün o raporlara, işte Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin raporlarından tutun TÜSİAD'ın raporlarına kadar baktığınızda aslında Türkiye'nin anayasa yapım sürecinde en temel ihtiyacı olan şeyin haklar ve ödevlerin, yani vatandaşlık tanımının değiştirilmesi, denge ve denetleme sisteminin güçlendirilmesi, ondan sonra daha işte devletin baskıcı gücünün sınırlanması olduğunu görüyoruz. Yani aslında bütün bu sivil demokratik anayasa tartışmalarının en temel ruhu oradan geliyordu. Yani temel hakların genişletilmesi ve devletin bu temel hakları ihlal edeceği alanın daraltılması ve o anlamda aslında yasama, yürütme, yargı arasındaki ilişki devreye giriyordu. Yani Türkiye'nin bir sistem sorunu bizim bu 20 yıl tartıştığımız dönemde ikincil bir şeydi. Yani o güçlü kurumların
işte güçlü cumhurbaşkanının vesairenin merkezden bireysel hakları ihlal edebileceği bir sistem oluşturmuştu 12 Eylül Anayasası. Dolayısıyla aslında temelde bizim korumamız, konuşmamız gereken en temel şeyin biz bu olduğunu söyledik. Şimdiki değişikliğe bakarsak aslında bu bizi arafta bırakan bir şey. Yani anayasa değişikliği anayasanın en temel şeklini yani sistemini, hükümet sistemini, kuvvetler arasındaki ilişkiyi değiştiriyor. Yasama, yürütme ve yargı arasındaki ilişkiyi çok temel bir biçimde değiştiriyor. Ama öte yandan 12 Eylül'ün o ceberrut devlet geleneği dediğimiz şeyi… Aslında bu anayasa değişikliğinden öte, yani hani buna böyle bakmak lazım. Yani bir sistem, ufak bir sistem değişikliği. Evet, çünkü hala biz aynı anayasayla, yani biz 12 Eylül'de oturtulan, kurulan, oylanan, işte ve %92 bir çoğunlukla oylanan ama bizim hiçbir zaman meşru kabul etmediğimiz, çünkü koşulları ve yapım koşulları nedeniyle aslında mevcut hükümetin de her zaman meşru olmadığını iddia ettiği ve bunu iddia ederken de hep yapım koşullarına göndermede bulundu. Yani %90 oy aldığına değil, bu oyu nasıl aldığına ve nasıl yapıldığına göndermede bulundu. Benim asıl ilgimi çeken şimdi aynı kişilerin, aynı grupların bu sefer alınan oya ve de çok daha az bir farkla alınan oya, yani %51 ile alınan oya, %51,5 ile alınan oya dikkat çekmeleri ve yapım koşullarını hiç tartışmıyor olmaları. Hangi koşullarda ve nasıl yapıldığını bu anayasanın dahil edici olup olmadığını. Ama ben çok net hatırlıyorum ki son 10 yılda ne kadar aslında aşağıdan dahil edici bütün kesimlerin sesini almayan bir anayasanın meşru olmadığını ben şimdi bu anayasayı yapın insanların ağzından duydum. Çok çok kereler duydum. Şimdi buna hani buna gerekçe olarak şeyden bahsediliyor. Yani işte 15 Temmuz darbesi oldu, darbe girişimi oldu ve sistem hasar gördü. Sistemi onarmak için bu değişikliğin yapılması gerekiyor. Gerektiği söyleniyor ve tamam o zaman sistem değişikliğinin anayasa üzerine sanki yeni bir anayasa üzerine kurmanın o zaman bir yanlışlığı veya tuhaflığı var ortada. Bir şey daha ekleyerek sana sözü vereyim. Evet. Şimdi burada da yani bu sistem sorununda da olayı yine bir vatandaşlık kurgusu üzerinden yani yerli ve milli vatandaş kurgusu var. Daha önce işte başka bir vatandaşlık vardı 1924'tekinden bu yana 1982'de bambaşka. Ama şu anda hani bir yerli ve milli vatandaş kurgusu var. Bu ve bu kurgunun dışında olanlardaki bu aslında bu yerlilik ve millilik tartışması da bambaşka bir tartışma. Çünkü bu mesela şu an hani konuşulan şey yine ne kadar yerli, ne kadar milli olduğu bunu ileriki programlarda çok hani gündeme getirmek istiyorum. Bu çok da hani altı boş bir şekilde ama tamamen bir vatan severlik kurgusunun üzerine kuruluyor ama yani bu vatanseverlik dışında kalan onlara göre yani yapılan şeyin tanımın dışında kalanlar da vatan haini oluyor. Halbuki aslında hani bir vatanını sevme meselesi denilen şey veya işte sonuçta bu topraklardaki ya veya işte o şeyi oluşturan yani o yapıyı oluşturan herkesin içinde hissettiği bir şey. Yani siz zaten eğer eşit adil bir vatan kurgusu yaparsanız vatandaşlık kurgusundan öte hani vatan böyle bir şey olursa o zaman herkes kendisinin içinde mutlu hisseder ve o zaman da kimse diğerini hani diğerini kendisinin varlığına şey düşman hissetmez ya da kendi varlığını diğerinin üstüne kurmaz. Yani hani sorunumuz zaten hani buydu. Öncekilerde de hani insanların kendilerini kurucu hissetmemesiydi. Şimdi de aynı şekilde yani bu kadar çoğunluğu olan toplumdaki farklılıkların büyük bir kısmını dışarıda bırakıp yerli milli diye bir blok yapıp ve o blokla da bütün yani bütün toplumun içine alacağınızı düşünmekte bir sorun var yani. Ben hani biraz bu tarafını sen nasıl değerlendiriyorsun diye merak yani ediyorum. Yani belki hani bir en başta söylediğin sorduğun şeyle de biraz bağlantılı. Yani 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunun yapılıyor olması, sistemin reforma ihtiyaç duyması vesaire gibi bir gerekçeyle aslında bunun katılımcı kanalların kapatılarak olağanüstü hal koşullarında sivil katılım ve kurucu meclis iradesi gibi bizim daha önce yine son 20 yıldır sıklıkla tartıştığımız meseleleri göz ardı ederek yapılması meselesi. Şimdi ama bakıyorum ben anayasa yapım süreçlerine. Özellikle uzun dönemli hayatta kalan anayasalar ve çatışmaları çözme potansiyeli yüksek olan anayasaların önemlice bir kısmı zaten büyük toplumsal çatışmalar sonrasında yapılmış anayasalar. Çünkü neden? Tam da bu tarz büyük toplumsal travmalar ve çatışmalar aslında size
var olanın bir şekilde devam etmediğini, ki bu tespite katılıyorum, gösteriyor. Yani bir toplumdaki çatışmaları anayasanın çözme potansiyeli zayıflamış. Bunu ben kabul ediyorum. Bunu biz 20 yıldır kabul ediyoruz. Evet. Yani anayasanın, mevcut anayasanın, 12 yıl Eylül anayasasının toplumdaki mevcut çatışmaları çözme potansiyelinin, barışçı bir biçimde çözme potansiyelinin zayıflattığını, ondan sonra onun çeşitli sorunları sebebiyle bunu da konuşabiliriz. Zaten kabul ediyoruz, söylüyoruz. Ama şimdi başarılı olan örneklere bakıyorum, yine iç çatışmalar sonrası, savaşlar sonrası, darbeler sonrası yeniden yazılan anayasalarda. Şimdi diyor ki yasa koyucular ya da siyasal elitler, madem böyle bir sorun var bu anayasada, öyleyse gelin hep beraber yeniden sorunlarımızın ne olduğunu konuşalım. Ondan sonra ve bu sorunlarla bir daha karşılaşmamak için daha geniş, katılımcı, bunları çözen bir anayasa yapım sürecine gidelim. Yani konuştuk zaten, hani bizim işte 16 Nisan referandumunda onayladığımız yasa değişikliği, anayasa değişikliği, ki söylediğim gibi aslında 12 Eylül anayasasını büyük oranda değiştirmekte ama değiştirmemekte. Yani biz hem aynı anayasayla devam ediyoruz aslında, hem de etmiyoruz. Bir de aynı şey, yani anayasa konusunda tam da şimdi bir yandan bize darbe anayasasını destekliyorsunuz diyorlar. Yani hani hayır diyenler, bu anayasa değişikliğini kabul etmeyenler. Ama bir yandan da dediğin gibi zaten anayasada büyük bir değişiklik yok. Yani hani orada sistemde temel küçük haklarda, evet, yani devletin tanımında, temel haklarda, kimlikte, ondan sonra devletin dikey örgütlenmesinde, toprak üzerindeki örgütlenmesinde, yani merkeziyetçilik, adem merkeziyetçilik meselesinde bir değişiklik yok. Temel haklarda bir değişiklik yok. Ondan sonra hatta şöyle bir değişiklik daha var. Daha da merkezi bir daha da merkezi otorite. Evet. Ya yani en temel sorunlarından birisi mesela kurumsal düzeyde diyeyim. 1982 Anayasası'nın anayasa hukukçusu değilim ama yine bütün bu süreçlerde bir biçimde dahil olmaya çalışmış, takip etmiş birisi olarak söyleyeyim. Çok güçlü bir cumhurbaşkanının var oluyor olmasıydı. Biz zaten cumhurbaşkanını, yani 12 Eylül Anayasası çok güçlü bir cumhurbaşkanlığı kurmuştu. İşte YÖK üzerinde yetkisi vardı, yargı üzerinde yetkisi vardı, parlamento üzerinde bir takım yetkileri vardı vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında iki başlılık sorunu 2007'deki değişiklikle alakalı değil de aslında 12 Eylül Anayasası'nın taşıdığı bir tür Cumhurbaşkanı'nı blok olarak kullandığı, yani parlamento egemenliğine karşı Cumhurbaşkanlığı'nın aslında Cumhurbaşkanı makamının bir tür kırmızı kart gösteren bir kurum haline geldiği bir anayasaydı. Şimdi 2007'de o durum bir meşruiyet de aldı. Çünkü niye? Artık Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi durumu söz konusu olduğu için. Cumhurbaşkanı'nın halkın seçmesi mecliste onaylandığı zaman. Şimdi olan değişiklik ise tam da o Cumhurbaşkanlığı kurumunu bu sefer parlamento aleyhine tamamen güçlendiriyor. Şimdi eğer mesela hani okuyorum ben anayasa hukukçuları, bu konuda ciddi bir tartışma var. Başkanlık sistemi mi, işte icracı başkanlık sistemi mi, yoksa güç parlamenter sistemde daha da güçlendirilmiş bir cumhurbaşkanı mı? Bu konuda hakikaten bir kafa karışıklığı var. Çünkü zaten aslında o parlamenter sistem ve başkanlık sistemi ideal tipler değiller. Farklı farklı yetkilerle varlar. Ama benim fikrimi sorarsanız 12 Eylül Anayasası'ndaki majoriteryen, çoğunlukçu demokrasi anlayışını aslında bu anayasa değişikliği altını kalın çizgilerle çizdi ve Türkiye demokrasisinde konsensusa, koalisyona, birlikte konuşmaya dair ne varsa üstünü kapattı. Çünkü koalisyonun tam da aslında o olmasın diye yapıldığını. Evet. Bizim mesela ben karşılaştırmalı siyasette söylediğim iki temel şey var. Aslında bırakın diyorum ben parlamenter sistemi, başkanlık sistemini. İki temel demokrasi tipimiz var bizim. Bir tanesi majoriteryen demokrasi, çoğunluk ne derse o olur. Ondan sonra ve burada single, tek başına yürütme vardır, güçlü bir yürütme vardır. Bir de konsensus, koalisyonlara dayalı, daha uzlaşmaya, oydaşmaya dayalı demokrasi biçimleri. Ama aslında zaten bizim yani siyasi tarihimizdeki koalisyon ile şu an hani mesela üzerinde konuştuğumuz şey, koalisyon meselesi farklı. Yani farklı, o koalisyonlarda evet, işte ekonomik olarak sıkıntılar yaşanması, siyaseten sıkıntılar yaşanması. Evet. Çünkü onlar aslında koalisyon da değil, yani iktidar ortaklığı. Hani toplumun sorunlarını çözme temelli bir yakınlaşmanın ötesinde, evet, hani sahici bir karşılaşmanın ötesinde tamamen ittifaklar, o anki siyasi konjektür gereği. O yüzden de hani şu an işte koalisyonlar olmasın ve hep de her zaman tek güçlü bir mevcut iktidar olsun
olsun, merkezi bir otorite olsun düşüncesiyle hani buna mesela işte bunun hep istikrar olarak devam edeceği üzerine kurgulanarak aslında hani burada koalisyonlar olmasın bir istek olarak göründü. Evet, buna dair iki şey söyleyeyim. Bir tanesi benim koalisyon dediğim aslında konsensüs. Koalisyon sadece hükümette yapılmaz. Tabii. Koalisyon aynı zamanda yargıda da yargı üyelerini seçerken de bir tür konsensusa, danışmaya, ortaklaşmaya ihtiyacın vardır. Yasa yaparken bir tür danışmaya, ortaklaşmaya ihtiyacın vardır. Parlamentonun varlığı aslında ve parlamentoda ana yapım, yasa yapım sürecinin parlamentodan geçiyor olması. Hala öyle tabii ki. Anayasa yapım, yasaları yapım süreci tabii ki parlamentonun yasama yetkisi. Ama belki konuşuruz. Cumhurbaşkanlığında bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi yetkisi şimdi veriyor. Bu meclis meselesinde bir şey söylemek istiyorum. Şimdi burada da mesela meclisin güçlendirileceği, yani yeni sistemde meclis daha güçlü olacak diye bir şeyden bahsediliyor. Evet. Ama mesela bundan bahsederken meclis niye güçlü değildi? Yani siyasi partiler rejimindeki sorunlar, yine hep şeyin hani partilerin içindeki iktidarın ve tek adamlığın konuşulmayışı. O yüzden mesela şimdi mecliste 400 milletvekili değil, 450 değil, 600 olunca daha mı güçlü olmuş olacak? O vekillerin hepsi yine aynı şekilde seçildiğinde, hani siyasi parti içinde bir demokrasi olmadığında ve hakikaten sadece halka hizmet meselesinden değil de lidere hizmet bilmem ne, bütün bunların hepsi konuşulduğu bir dönemde sayıyla, hani bu da hani insanın böyle çok aklını Tamamen katılıyorum. Çünkü aslında yine benim fikrimi sorarsanız bir meclisin güçlü olması seçim sistemiyle ilgili. Yani değiştirmeniz gereken yürütme yasama arasındaki ilişki değil, seçim sistemini değiştirmeniz gerekiyor. Seçim sistemin ne demek ve nasıl değişir? Mesela barajın olması, ondan sonra bir takım siyasal partilerin ve Türkiye'deki şu an mevcut seçim sistemi barajı, seçilme barajı dünyanın en yüksek barajlarından birisi. Ortalama yine bütün dünyada %3, %7 arasında değişiyor. En kötü olan ülkelerde, yani en fazla olan ülkelerde %7 civarında, Türkiye'de %10. Mesela biz bunu değiştirmedik. Dolayısıyla farklı grupların, küçük grupların temsiliyeti hak üzerinde bir mecliste, yani güçsüz bir meclis oluyor. Yani sadece büyük çoğunlukların, tabii, yine çoğunlukçu bir şeye dönüştürüyor. Yani nispi temsil sisteminiz var ama parlamentonuz aslında çoğunlukçu bir parlamento. İşte 3,5-4 parti vesaire, bazen 2 parti girebiliyor. Özellikle 2000'den beri bu böyle, hani partilerin konsolide olmasından beri. İkincisi tabii bence en önemlisi parti içi demokrasi. Ve listeleri aslında parti başkanlarının yapıyor olması. Şimdi listeyi parti başkanı yaparsa bir milletvekilinin en temel meselesi bu hangi siyasal ideolojiden olursa olsun yeniden seçilebilmektir. Çok azı belki bir şey yapar. Yani görüyoruz, yani bu bizim kitaplarımızda yazar, yani siyaset bilimi kitaplarında. Milletvekilleri, herkes kendi koltuğunu korumak ister. Milletvekillerinin ilk istediği şey yeniden seçilebilmekti. Şimdi bunu nasıl düzenlersiniz? Kısa değiştirebilirsiniz. Milletvekilini parti başkanına değil, doğrudan onu seçene karşı sorumlu yaparak değiştirebilirsiniz. Peki milletvekilini doğrudan ona seçene karşı nasıl sorumlu yaparsınız? Eğer listeyi parti başkanı yapıyorsa yapamazsınız. Çünkü milletvekili parti başkanına karşı sorumlu olacak. Şimdi bu değişiklikte eğer partili cumhurbaşkanı hala milletvekili listelerini yapıyorsa o parlamento güçlü bir parlamento değildir. Tamamen cumhurbaşkanına bağlı bir parlamentodur. Bu en formal bir şey. Yani hani yasanın ruhu bu. Yasada yazmaz bu. Yani. Hayır, ama yasanın zaten ruhu o sayı üzerinden 400 değil de 600 daha güçlü bir şekilde bir şey, bu bayağı olmayacak bir madde ve açıklama olarak yazıldı da hani çok ilginçti bunu gerçekten. Bunu mesela değiştirebilecek yollar nelerdir? Mesela açık liste usulü seçim yaparsınız. Ondan sonra seçimde sorarsınız ve seçmenler aslında listedeki adayların yerini değiştirebilir. Ya da adaylar mesela ulusal listeler yaparsınız, kendileri aday olabilirler vesaire. Bunun o kadar çok yolu var ki ve dünyada denenen, yani hani sorumlu olması aslında milletvekilinin. Yani tek, onu söyleyeyim bitireyim, yani tek yolu var aslında güçlü meclis yapmanın. Mecliste o koltuğu işgal eden herkesi onu seçenlere karşı sorumlu yapmak. Onu listeye yazan parti başkanına karşı değil. Bu değişiklik buna hiçbir şey yapmıyor. Ya zaten hani böyle mecliste bütün o işte mesela son 3-4 yıldır gördüğümüz, yani
toplumun hiçbir sorunun mecliste görüşülmemesi, görüşülen konuların veto edilmesi. Şimdi meclisin bir Twitter hesabı var. Bazen ben onu takip ediyorum. Ne zaman hani vatandaşla ilgili bir şey Soma dahil olmak üzere konuşulsa red edildi. Önergesi, görüşülen konular işte yok vekillerin özlük hakları yok bilmem ne. Hakikaten hani böyle komedi tadında yani hani meclis o ayrı bir tartışma da. Şimdi bir yandan da hani böyle sürede ilerliyor. Şey var yani şimdi mesela bu bütün bu böyle köşesinden kıyısından konuştuğumuz konular işte süreçleri şöyleydi olmadı falan ve işte nihayetinde bütün bu tartışmaların eşiğinde bir referandum yapıldı. Bir onu da hani sormak istiyorum, referandum sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsun? Onun sonrasında da aslında bu konuştuğumuz konularla referandumdaki sonucu düşünürsek yani Türkiye'nin bundan sonrasıyla ilgili de bir iki bir şey konuşmak isteriz belki. Nasıl değerlendireyim? Yani hani tabii böyle çok ortada olan sonuçlar var. Çok az bir oy farkıyla aslında böyle bir değişiklik oldu. Yine mesela ben hani hep Türkiye'yi kendine özgü bir ülke olarak değerlendirmek yerine aslında dünyadaki diğer ülkelerin bir tanesi olarak değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla mesela bu tarz değişiklikleri pek çok ülke aslında nitelikli bir çoğunlukla değiştirmeyi tercih ediyor. Yani mesela %65'in üstü, %70'in üstü ya da yüksek bir katılım oranıyla. Türkiye'de çok yüksek bir katılım oranı vardı ama bu seçimlerin polarize olduğu durumlarda zaten bizim beklediğimiz bir şey. Yani kimliklerin ve seçimlerin polarizasyonu her zaman seçimlere katılım oranını arttırıyor. Bu iyi bir şey mi? Bir yandan iyi bir şey, bir yandan kötü bir şey. Yani o polarizasyon kötü olması anlamında söylüyorum. Peki ne yaptı yani? İki kişiden bir kişi aslında aşağı yukarı baktığınızda 49,5'a 51,5 değil mi? Değil mi? Evet, değil öyle. Evet. 48,5, şimdi tam rakamı söyleyemedim. Tam da aslında baktığınızda hani o farkı şey yaparsak neredeyse diyeyim. İki kişiden bir kişi bu değişikliğe onay vermemiş. Buradaki asıl önemli şeylerden birisi aslında Türkiye'nin temel üretim, iş gücü, ondan sonra nüfus ve dinamiğinin olduğu büyük kentler bu değişikliğe oy vermemiş. Şimdi neden bu önemli? Aslında bu tam da meşruiyetin kaynakları açısından bize bir şey söylüyor. Yani meşruiyetini bu değişikliği nereden aldı? Daha böyle küçük yerlerden, köyden vesaire kasabadan, küçük yerleşim birimlerinden alıyor olması aslında bir soru işareti. Yani bunu nasıl okuyacağımız da gelecek dönemde bu gerçekten merkez çevre yarılmasını gerçekten gördüğümüz bu durumu ya nasıl okuyacağımız. Mesela bir o bildiğimiz işte hani kimlikler veya kutuplar veya karşılaşmalar halinin dışında da aslında daha parça parça gruplar da var. Yani hani bu öyle görmek lazım. Yani burada mesela temel motivasyon çoğunda hani AK Parti karşıtlığı üzerinden bir araya gelme durumu bir kısım olsa da ama bunun böyle olmayacağı. Yani hani çünkü mesela artık eğer şuradan aşılabilirse yani hani bu Türk-Kürt tartışması, seküler muhafazakar tartışması bilmem. Yani bu bütün bu ayrılmaların dışında aslında bir oranlar da çıkıyor bana göre. Yani hani gördüğüm işte Kürtler başka bir yerde, muhafazakarlar başka bir yerde. Bir yandan da hem de çok hani iç içe hani bu kadar böyle kutuplaşmanın da olduğu. İşte bu anayasa meselesini de düşünürsek yani Türkiye'nin bundan sonraki yapısında hani bu kadar böyle yarılmış bir toplumdan öte daha birbirine birlikte yaşayan farklılıkların çok böyle görünmediği bir sistem olabilir mi? Ya da bu böyle bir sistem ihtiyacı var Türkiye'de? Yani şöyle diyeyim, tabii Türkiye'yi böyle çok uzun bir zamandır seküler muhafazakar yarılması üstünden okuyoruz. Bu referandumun bana gösterdiği şey bunun üstünden artık Türkiye'yi okuyamayacağımız oldu. Ben de aynı şeyi çünkü düşünüyorum. Çünkü aynı yarılmayı siz İngiltere'de de görüyorsunuz, Amerika'da da görüyoruz. Bu sınıfsal bir yarılma, kent taşra arasındaki yarılma, eğitimle eğitimsiz arasındaki yarılma. Bu yerli milli meselesine de bağlıyor aslında bizi. Yani mesela baktığınızda Trump'a oy verenlerin haritasına bakın, kıyılar
Demokrat Partili, içerisi daha kapalı, daha yerli milli olmak isteyen, daha korunmacı bir ekonomi isteyen ve iktisadi ilişkilerini de öyle kuran insanlar ise daha böyle yerli milli olarak gördükleri, daha otoriter tercihlere doğru kayıyorlar. Bütün dünyada bu trend var. Bence bu referandum bize Türkiye'de de aynı trendin olduğunu gösterdi. Bence artık Türkiye'deki temel yarılma seküler muhafazakar yarılması değil. Ama siyaset onu öyle okuduğu için, öyle okumaya devam ettiği için, öyle okumak işine geldiği için biz de kendi kimliklerimizde öyle olduğunu varsayıyoruz. Ama bakın yani İstanbul, İzmir, Mersin. Siyaset bunu böyle okuyor ama yani aslında bir gerçekliği yok. Gerçekliği yok, şöyle yok. Çünkü siyasetin böyle okumasını sağlayacak olan motivasyon veya işte bakış açısı veya onun arka planı yani tarihsel süreci yeni nesillerde evet. yok artık. Yok, yani bence onların de. O belleğinde o yarılma yok. Yok, evet. O yarılmayı yaşayabilecek bir ortamda da yaşamadılar. Evet. Hani, zaten bence hani AK Parti iktidarının en temelde yaptığı şey son 15 yılda muhafazakar kitleleri sisteme çok başarılı bir şekilde dahil etti. Yani dışarıda hisseden, işte ne bileyim başörtüsü yüzünden okula gidemeyen vesaire. Ve bu bir başarı. Ve ama o başarıyı yaptığın zaman aslında o ilk iktidara geldiğinde kullandığın ana yarılma meselesini artık aynı güçle kullanamıyorsun. Çünkü mesela biz Konday'la bir araştırma yaptık İstanbul ekseninde. Ve nasıl bir ayrımcılık hissettiklerini sorduk AK Parti seçmenine. Hissetmiyorlar, içeride hissediyorlar. Yani muhafazakar oldukları için dışlandıklarını vesaire vesaire söylemiyorlar. Dolayısıyla aslında orada bir hani bir eşitlenme durumu söz konusu. Ama tabii ki o eşitlenme durumu mevcut siyasal iktidarın... Ama bunu mesela şöyle hissediyor olmaları veya bunu her zaman böyle hissedecekler anlamına gelmiyor. Anlamına gelmiyor. Doğru, orada bir korku o işte var. Onun hissettirilmesi evet. meselesi. Mesela şeyin altı o yüzden çok çiziliyor. Yani hani hayırın kampanyasının evet. böyle karşıtlık üzerine Öner işte evet. meselesi. Şimdi bu yani yine hani biraz hani toparlayalım artık süremiz bitmedi ne ama kadar daha, zaman oldu? Evet. evet. Şimdi şöyle bir şey var. Yani hani bu şimdi hayırın üzerine hani çok düşünüyoruz. Ben de hani bakıyorum mesela şimdi böyle bir şu an mesela hani bir ortada güçlü bir göreceli olarak sonuçta hani bu kadar yüksek bir oy alındığı için herkesin kendisini başarılı gördüğü ve bu başarıyı da sahiplenmek istediği bir ortam bir şey. Var. Evet. Ve bu mesela o yüzden de tam da hani bütün konuştuğumuzun tersine yine bir öteki üzerinden mesela işte Kürtler iki tarafta Kürtlerin birisi Kürtler yüzünden kazandığını bir tarafı Kürtler yüzünden kaybettiğini söylüyor. Yani evet. hani yine böyle bir duruma da döndü. Ya bu dar meseleden nasıl çıkabiliriz ya diye sorayım bunu da sana. Bizim hani hakikaten Emine biz 20 yıldır bunları konuşuyoruz. Dolayısıyla bizim bu geldiğimiz noktada bunun oluyor olması bana her şeyden önce ama biz bunların hepsini konuşmuştuk diye hissettiriyor. Yani 20 yıldır ve üstüne üstlük hani devlet katında da pek çok açıdan da konuşmuştuk. Yani bunu şu, yani kamusal otoritenin bütün etnik, siyasal, dini kimliklere nötr olması lazım. Ve onu o kamusal otoritenin ilişkilerini, vatandaşla ilişkilerini tesis eden ana dokümanın da o nötrlüğü koruması lazım. O kamusal otorite makamını işgal eden herkesin Cumhurbaşkanı'ndan diğerine yani tek SHL özellikle Cumhurbaşkanlığı makamı gibi, başbakan gibi bütün vatandaşlarına karşı nötr olması lazım. Şimdi anayasa tabii ki bunun bir parçası. Ama mesela sen yerli milli dedin. Yani anayasada yerli milli olun diye yazmıyor yani, zaten. Tabii. Bunu yapan şey aslında tam da siyasetin dilinin o değişiklikle bu yerli ve milliliği bir araya getirmesi ve belirli özneleri çağırması. İşte ne bileyim muhafazakarları, eğitim yani ilkokul mezunu erkekleri atıyorum tamam. Yani ama belirli özneleri çağırması. Batı'ya hiç gitmemişleri, işte Batı düşmanlarını vesaire hani kendi gündelik hayatında da bunun gibi diyeyim. Hani tam da o özneleri çağırdığı zaman bu sefer aslında o anayasanın içerisindeki formal bir takım değişiklikler aslında başka bir anlama gelmeye başlıyor. Dolayısıyla metin aslında kendi nötrlüğünü yitiriyor. Yani tam da işte hayırcı diyen teröristtir aslında. Yani ne alakası var? Sordunuz, hayır dedim yani. Hani sen de evet dedin. Hani hiçbir alakası yok. Ama tam da o yerli milli söylemiyle kurulması bunun. Ve o söylemin aslında bence tam da aynı İngiltere Brexit'te olduğu gibi ya da Trump olayında olduğu gibi Türkiye'nin iç kesimlerinden bir karşılık bulması.
Bu karşılık üstünden de aslında yeni bir, evet hani insana yeni bir vatandaşlık, yani böyle daha kozmopolit olan, bağları geniş, kamunun nötr olmasını isteyen, ondan sonra grupların aslında kendilerini temsil edilecek bir alandan dışlandıkları anlamına mı geliyor? Şimdi bence artık asıl dışlanma, hani demin dedim ya muhafazakar, seküler anlamında değil, tam da o yerli milli anlamında. Şimdi eskiden yerli milliyi muhafazakarlıkla örtüştürüyorduk ama son 15 yılda muhafazakarlık kozmopolitleşti. Kesinlikle. Yani değil mi? Yani yerli milli hatta değil yani artık zaten muhafazakarlığın neyi muhafaza ettiği, mesela bile o kadar değişti. Bambaşka hani bir tartışma. Evet. Yani. Yani bir takım muhafazakar, sisteme entegre oldukça, ondan sonra ne bileyim ihale aldıkça, zenginleştikçe, iş buldukça, kadınlar çalışma hayatına katıldıkça, işte batıya açıldıkça, işte seyahat ettikçe vesaire, hani oradaki aslında grupların muhafazakar seküler ayrışmasından daha çok birbirine ne kadar daha benzediği ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında bence asıl yarılma dünyanın her yerinde olan o yarılma. Bir yanda kapanmacı yerli milli gruplar ama bunlar bence doğrudan muhafazakarlarla örtüşmüyor artık. Ondan sonra bir yanda da aslında böyle daha küresel ilişkileri olan, sosyal hareketliliği yüksek, ondan sonra kıyı kentlerinde yaşayan vesaire, işte belki kimi durumlarda eğitim düzeyi yüksek, zaten hayır oranları işte vesaire eğitim düzeyinde da, çok yüksek. Böyle olunca da burada tam da dayatılan şey şu, yani birinden birini dayatıyor, evet, sana. Yani işte güvenliği mi istiyorsun diyor, işte yoksa özgürlüğü mü, birini seç. Yani şu an mesela işte bu OHAL süreci tam da bunun üzerine bina ediliyor. Evet. Yani hani işte özgürlük istiyorsun ama ortada şöyle tehditler var. İşte şeyden bahsediyoruz, işte çevreden, şundan bundan bahsediyoruz. Onun karşısında diyor ki tamam sen hem kalkınma istiyorsun hem de şu diyorsun. Yani o yüzden hani diyorum aslında bu sistemin tekliğinin kendisi sorun. Yani hani bu... Evet, tabii kesinlikle öyle. Böyle bir toplumsal uzlaşma olmaz. Yani onu da öbürünü de içeren, ikisinin taleplerine de yanıt veren, ikisinin de sesini içeren. Çünkü sen hani demin de söyledim, yani böyle daha kozmopolit eğitimli vesaire sınıflarını hadi sen artık başka bir yere diyerek ki zaten ciddi bir göç dalgasıyla da karşı karşıya Türkiye, bence onun da bu süreçle, bu etkisi, eğilimle kesinlikle ilgisi var. Yani bir sürü insan eğitimli vesaire insan gitti, hani gitmeye devam ediyor. Türkiye'nin orta sınıfları yer değiştiriyor. Başka bir göç dalgası var aslında. Yani bunu yapamazsın. Bu tabii ki bence toplum dediğin o şeyin altına oymak demek. Yani toplum sözleşmesini dinamitlemek demek. Bu değişikliği ülkenin bir arada kalması için yaptığını söylüyorlar. Yani zaten söyleniyor. Ben de o yüzden o vatanseverlik meselesini evet, söyledim. Yani, yani vatanseverlik bu birilerini işte düşman, tekrar yeni düşmanlar oluşturarak bir vatanseverlik yapılmaz yani. Evet, yani bir kere zaten herkesin vatanını sevme biçimi, eskiden de sorun o değil miydi? Sen vatansever değilsin, niçin sende mi vatanı sevmenin sözleşme şartları? Yani hepimizin başka tür sözleşmeleri var. Dolayısıyla o sözleşmenin herkesi içerebilir olması lazım. Yani vatanını ne sevmek ne demektir? Ha, onun nötr olması lazım, herkesi içerebilecek kadar. Şimdi öyle değil çünkü sadakate dayanıyor, ondan sonra yerli milli olmaya dayanıyor vesaire. Ama evrensel değerleri, insan haklarını, demokrasiyi içeren, aynı zamanda da bu ülkeyi seven, çok da seven, bir vatanseverlik tanımı yapan insanlar da var. Onlar da vatansever. Ama hani onlar aslında dışarıda kalmaya başlıyorlar yavaş yavaş. Bu bizim zaten en büyük sorunumuzdu. Ve benim şu an gördüğüm şey, tam da bu en büyük sorunumuz olan şeye bu sefer başka kimliklerle geri dönüyoruz. Tam da evet o yapılıyor. Yani burada işte inşallah hani böyle devam etmez. Ya bu mesela referandumun eğer hani hayırlı bir sonucu varsa bunların konuşuluyor olduğu bir ortam sağlamış olsun hani diye bir temenniyle bitirelim burada istiyorum. Evet, çok teşekkür ederim geldiğin için. Evet, burada bugünkü programımız da burada sona erdi. Haftaya Perşembe günü tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.